Biz hepimiz dünya olarak Firavun'u faşist olarak zannediyorduk ama bugünkü insanlar, bugünkü bütün devlet yöneticileri Firavun'un daha faşist olduğunu anladık. Hadi arkadaşlar, Allah'ınıza kurban. Allah'a ekber. Devam edin. Gece çalıştığımız halde bile para kalmıyor bize. Sistem Allah ve bizim Allah. Korkaklığımız. Ya biz kimden korkmuşuz ya Sefa? Biz her şeyden, biz bir canımız var, onu bile veremiyoruz. Sefa. Bir yemeğimizi aydınlıkta yiyemiyoruz abi ya. Bir içme suyumuz yok. Yemekte ne var acaba? Makarna hanım ya, makarna yapmış hanım. Abi ne yapsın başka? Benim şu anki sistemim herkese. Sadece sisteme değil ki. Sistem bir şemsiye gibidir. Onun altında bulunan herkese sistemim. İster hükümet olsun, ister devlet olsun. Ya ben anlamıyorum ha. Gerçekten ben bu dünyadan hiçbir şey anlamadım. Hadi Allah affetsin. Ne yapıyorum ben? Burada ne işim var? Neye hizmet ediyorum? Yani 3 günlük yalan dünya arkadaşlar. Bugün varız, yarın yoruz. Sonuç itibariyle filmin sonunu ben de merak ediyorum. Motor sesi kesildi, iniyorlar herhalde onları. İnecekler abi 5-10 dakika. Bizde eşekleri, herkesin evinde bir semer vardı. Ama eşek yoktu. Biz de eşekleri sokakta yakalıyorduk, biliyor musun? Üstüne semer vurup, çuvallarımızı yükleyip değirmene, buğdayımızı değirmene götürüyorduk, öğütmek için. Biliyor musun? Sahipsiz eşek yani. Bir nevi sahipsiz eşek. Biz şu an sahipsiz eşeğiz. Türkiye'deki işçiler olarak. Biz sahipsiz eşeğiz. Kim bizi görüyorsa bizim sırtımıza semer vuruyor. Bu şekilde de bizim hayatımız. Para kazanamıyoruz. Yani kazandığımız para da gidere gidiyor hepsi. Alışverişe çıktığımızda inancın olsun bir iki tane poşet ya 300-400 milyon para gidiyor abi ya. Ya da o da bir günle ya yetiyor ya yetmiyor. Büyüncel biziz, kesen doğuyan yılan biziz. Ve benden başlıyorlar çalmaya. Ki bu işte milyon dolarlar dönerken en başta benden başlıyorlarsa çalmaya artık yarısını siz düşünün. Sen 3 daha olsan ben bir gün artık gına geliyorum, bunun hesabını birine sormam gerekiyor. Az maaş veriyor, fahişkar elde ediyor, personel sigortasını yatırmıyor, personeli eşek gibi çalıştırıyor. Zor şartlarda çalışıyoruz ya, mesela bunun karşılığında en az günde 200-300 milyon para kalması lazım ise. Ama kalmıyor abi. Hesapladın, vallahi 62 milyon ya, 62 TL'ye gidiyor yümeğimiz. 62 TL ya. Örnek belirli bir asgari ücrete zam getiriyorsa, asgari ücretten 2 ay önce belirli bir zam getiriyor, o 1 senelik asgari ücretinin üstünü çıkarıyor, ondan sonra fazla kalanı asgari ücrete yansıtıyor. Yani o parayı çoktan çıkarmış oluyor. Kapitalist bir sistem bu şekilde çalışır. Bir şey alınmıyor abi. Her şeye ateş pahası abi. Her şeye zam gelmiş. Ve doğru dürüst bir şey de getirmiyoruz. Para nasıl gidiyor, paraya ne oluyor anlamıyorum. Şu an camiye gidiyoruz. Su ihtiyacımızı karşılayamadığımız için, tuvalet ihtiyacımızı burada gideremediğimiz için ister istemez eksikliğimiz için de camiye kullanıyoruz. Hastalığa gibi çalışıp günlük bir kuruş kazanamamak acı bir durum. Sıkıntı yok. Çay demleyeceğiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cami burası, ibadet için gelmek isterdik ama ibadetten ziyade tuvalet için geliyoruz. Şu anda bir şey var, onu atamıyorum. Böyle bir bağırmak istiyorum ama kimsenin olmadığı yerde. İşte onu yapamıyorum, okul var. Şehir var, ekibim var. Üzerinde iyi devlet yok. Biz samimi olalım diyoruz. Ama hiçbirimiz samimiyetin ne olduğunu dahi bile bilmiyoruz. Samimi olmak şeffaf olmaktır.
şeffaf olmak berrak olmaktır. Bir berrak suya baktığın zaman altındaki taşları görebiliyorsun değil mi? Aynı şekilde biz insanlar berrak olduğumuz zaman birbirimize karşı yani güvensizlik diye bir durum olmaz. Çünkü birbirimizin içini görmüş oluruz o şekilde. Ama biz yani samimi değiliz. Hepimiz aptalız, hepimiz gerizekalız, hepimiz cahiliz ama kendimizi zeki zannediyoruz, kendimizi kurna zannediyoruz. O yüzden birbirimizi dolandırıyoruz. Kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden. Hepimizin insan olduğumuzu hatırlayarak yaşamak daha güzeldir. Boşver. Allah yarattığı hiçbir kuluna zulmetmez. Ancak insanlar oylarıyla başlarına getirip seçtikleri yöneticiler ile kendi nefislerine zulmetmekteler. Bugün yaşadıklarımız nefsinizin ve kibrinizin peşine düşüp de Allah Azze ve Celle'nin sizlerin üzerindeki hakkını gözetmemenizdir. O hak ise ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, sizler ise Allah'tan başka otorite sahibi ve kanun koyucular seçtiniz. Tevhide, kurtuluşa sizleri davet edenlere icap etmediniz. Ve şimdi Allah Azze ve Celle yeryüzüne bir musibet gönderdi. Umulur ki öğüt alırsınız diye. Batıl, hakkın önünde diz çöktü ve el açtı, zelil oldu, çaresiz kaldı ve yok olacak, olmaya da mahkumdur. Devletleri yönetenlere ve insanlığa bir kez daha uyarı yapıyoruz. Zaman insanlara verilen bir ikramdır. Hiçbir ülke birbirine kibirlenip büyüklük taslamasın. Allah dilerse sizleri görünmez ordularıyla yok eder. Eğer düşünüp öğüt almazsanız çetin bir azap sizleri kuşatacaktır.